Karlı dağlarla çevrili, tabloyu andıran bir yer. Tunceli'nin Ovacık ilçesi. İlk bakışta normal bir Anadolu kasabası gibi görünüyor. Ancak farklı olan bir şeyler var burada. Örneğin yerel bir kafenin adı Küba. Belediye binasında Cumhurbaşkanı yerine Che Guevara'nın resmi asılı ve kent kütüphanesinde Erdoğan hakkında tek bir kitap bulunmuyor. Ama Nikita Kruşçev hakkında kitaplar var. 3000 kişilik Ovacık ilçesi Türkiye'nin komünist belediye başkanına sahip tek ilçesi. Belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu 4 yıl önce %36'nın üzerinde oy alarak belediye başkanlığına seçildi. AKP'nin ilçedeki oy oranı ise %4'ün altında kalmıştı. Maçoğlu kravat takmaktan nefret ediyor. Çalışanlara yardımcı oluyor. Burada herkes herkese yardım ediyor. Gelenler ayakkabıyla geliyor, birileri kitapla geliyor, birileri giysiyle geliyor ve buraya koyup burada ihtiyacı olanlar alıyor. Demin size gördüğünüz şurada öğrenci biri geldi, kitaplarını aldı, kucağına devam etti gitti. Biz birçok işimizi dayanışma üzerine yapıyoruz. Bakın arkadaşlarımız şu anda burada çalışan arkadaşlar değil. Bunların hepsi şu anda gönüllü destek veriyorlar. Ovacık'ta bazı şeyler Türkiye'nin geri kalanından çok farklı. İsteyen istediği gibi alkol satın alabiliyor. Başörtülü kadınlara çok ender rastlıyorsunuz. Ancak hükümet bu solculuk deneyiminin çok dikkat çekmesini istemiyor gibi. Sivil bir polis çekimlerimizi engelliyor. Çekim yapmamıza bazı şartlarla izin veriyorlar. Ovacık'taki belediye oturumuna tüm vatandaşlar davetli. Küçükler de. Maçoğlu önce iki belediye üyesinin katılamayacağını bildirip özür diliyor. Eksik bir arkadaşımızın işinden kaynaklı gelemeyen, bir arkadaşımız da bugün tutuklu olduğundan kaynaklı katılamıyor. HDP'li belediye üyesi terörü desteklemek suçlamasıyla tutuklanmış. Belediye kütüphanesinde öğrenciler sınavlara hazırlanıyor. Belediye başkanı yoksul ailelerden gelen gençlere küçük bir üniversite bursu vererek yardım ediyor. Muhafazakar Erdoğan destekçilerinin yönettiği bir kentte yaşamak istemediklerini söylüyorlar. Yani birçok bölgeye göre daha özgür bir yer. Özellikle kadınlar açısından. Kadınların da tarım kooperatiflerinde söz hakkı var. Belediye başkanı Ovacık'ta üretilen ekolojik ürünlerin gönderildiği merkezi gururla gösteriyor. Tüm Türkiye'den tuz, fasulye ve bal siparişi alıyorlar. Erdoğan karşıtı pek çok kişi bu sol deneyimi desteklemek istiyor. Bir hemen onların o üretimde üçe böldük. Bir bölümünü öğrencilere burs verdik. Bir bölümünü mazot desteği verdik. Bir bölümünü de tohum desteği verdik ve ondan sonra da tohumla köylüye, üreticiye dağıttık. Bugün gelinen aşama 250 ile 270 arasında üretici var. Ve giderek artıyor. Burada tarlalardan toprak örneği alıyorlar. İleride burada kooperatif için ekim yapmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoksullara daha fazla refah sözü vermişti. Ancak bu çiftçinin umudu Ovacık Belediyesi. Fasulye şu an İşte kilosu 8 liraysa 4 liraya alırdı bizden. Eskiden öyleydi. Ama şimdi belediyenin garanti verdiği bir fiyat var. İşte yani gelip alıyor, işte atıyorum 8 liradan alıyorsa, gelip senden 8 liradan alıyor, 15 gün sonra o parayı sana geri veriyor. Hemen peşin veriyor. Belediye Başkanı Maçoğlu'nun küçük bir otomobili var. Komünist başkan sadece kendi ilçesinde sevilmiyor, tamamen dağılmış durumdaki Türk muhalefeti içinde bir umut olarak görülüyor. Çoğu muhalif ya gücünü kaybetmiş durumda ya da hapiste bulunuyor. Belediye Başkanı Maçoğlu da bazı risklerin farkında. Biz yaptığımız şeylerin doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrulardan kaynaklı bizi cezalandırmak isterlerse ya da almak isterlerse de biz doğrularımızı bundan sonra da devam etmeye çalışacağız, devam edeceğiz. Hiç doğrulardan vazgeçmeyeceğiz. Küçük Ovacık ilçesi Türkiye'de siyasi açıdan zorlu günlerde bir nevi çok sesliliğin sembolü gibi. Tabii karşılarına bir engel çıkmadığı sürece.